Selamünaleyküm. 23 Eylül'de dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 23 Eylül 1821. Mora isyanında Gördüş, bilinen adıyla Tripolis şehrini ele geçiren Yunanlılar 30 bin Müslümanı katlettiler. 1846. Alman gökbilimci Johann Gottfried, Güneş sisteminin 8. gezegeni Neptün'ü keşfetti. Deneysel gözlemlerden önce matematiksel tahminlerde bulunan ilk ve tek gezegen Neptün, Güneş sisteminde Güneş'e en uzak gezegendir. 1856. İzmir-Aydın hattı demir yolu yapımı bir İngiliz şirketine verildi. 1866 yılında işletmeye açılan 612 kilometrelik demir yolu hattının imtiyazı 15 Ekim 1950'de dolacaktı. 1935'te kalan bedeli ödenerek bu şirketten imtiyaz hakkı alınmıştır. 1908. İkinci Meşrutiyet ilan edildi. İkinci Meşrutiyet devri Osmanlı Anayasası'nın 29 yıl askıda kaldıktan sonra 24 Temmuz 1908'de yeniden ilan edilmesiyle başlayan ve 5 Kasım 1922'de Osmanlı Devleti'nin tasfiyesiyle sona eren dönemdir. 1925. Mustafa Kemal güzel bir serpuş olan şapkadan pek az bir müddette dervişler, mürit ve hocalar da memnun kalacaklardır dedi. O günün şartlarında dervişler, mürit ve hocaların ötesinde bütün bir halk şapkaya ve Avrupa kültür emperyalizmine karşı büyük bir tepki göstermiş ama tüm bu çıkışlar baskı ve idamlarla bastırılmıştı. 1942. Naziler Auschwitz'te gazla öldürme katliamlarına başladı. Kilitli bir oda ve içine konulan zehirli veya boğucu gazlardan oluşan gaz odası idam için kullanılan bir yöntemdir. Bu oda için en çok kullanılan gaz ise hidrosiyanürdü. 1950. Diyarbakırlı Şeyh Baha Ulu Efendi vefat etti. Diyarbakır'ın velilerinden sayılan Şeyh Baha Ulu Efendi Hazretleri, Müftüzadelerden Fazıl Efendi'nin oğludur. Aile, 450 yıl Diyarbakır'da yerleşik bir ailedir. Bu aileden 7 kişi müftülük yaptığından Müftüzadeler diye lakaplandırılmıştır. Diyarbakır'a ilk gelen dedeleri Dağ Kapı'nın şehir içi tarafından sağ yanında bulunan iki mezardan biri olan Şeyh Muhammed Mezendari'dir. 1955. Pakistan, Sento'ya resmen katıldı. Sento'nun önceki adı olan Bağdat Paktı, Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütüdür. Şubat 1955'te Bağdat Paktı adıyla kurulmuş, 1958'de Irak'ın paktan çekilmesi üzerine ABD'nin de dahil olduğu yeni bir antlaşma yapılmıştır. 1979'da önce İran'ın ardından da Pakistan'ın çekilmesiyle Sento'nun varlığı sona ermiştir. 27 Mayıs 1960'ta işlevine son verilen 2. TBMM binası 1961-1979 yılları arasında Sento'nun son genel merkezi olarak kullanılmıştır. 1975. Lice son 24 saat içinde 102 artçı depremle sallandı. Yarı hasarlı evler yıkıldı. Bir süre önce Diyarbakır'ın Lice ilçesini yerle bir eden şiddetli depremin ardından gelen artçılar da tehlike saçtı ve hasarlı evler yıkıldı. 1987. Irak savaş uçakları Hakkari'nin Çukurca ilçesi Narlı köyünü bombaladı. 3 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. 1996. Çetin Emeç ve Turan Dursun cinayetlerinin sanığı diye lanse ettirilen ve şaibeli bir soruşturmanın ardından tutuklanan İrfan Çağırıcı, İstanbul DGM'de yargılanmaya başlandı. İşkence altında alınan ifadeler, mesnet yapılıp İrfan Çağırıcı ve arkadaşlarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecekti. 1997. Cezayir'de köy basan karanlık güçler 200 kişiyi katletti. 100 kişi de yaralandı. İslam'a ve Müslümanlara savaş açmış devletin derin güçleri kirli bir savaş stratejisi yürütmekte ve büyük bir hunharlıkla gerçekleştirdikleri bu tür katliamları İslami güçlere mal etmeye çalışmaktaydı. 1998. Derin devletin ve istihbaratın çeşitli amaçlarla kullandığı mafya liderlerinden Alaaddin Çakıcı ile Devlet Bakanı Eyüp Aşık arasındaki telefon görüşme bandının gazete ve TV'lerde yayınlanması kamuoyunda bomba etkisi yaptı. 2012.
Büyük şeytan Amerika ve Siyonist terör rejimi İsrail'in desteğiyle Yahudi bir Kıpti tarafından çevrilen ve gözlerimizin nuru Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Ehli Beytine ve ashabına hakaretlerle dolu küstah filme İslam dünyası sessiz kalmadı. İslam coğrafyalarının genelinde milyonlarca Müslüman günlerce meydanlara indi. Türkiye'den en büyük tepki ise Diyarbakır'dan yükseldi. Günler öncesinden duyurulan ve Peygamber Sevdalıları platformu tarafından organize edilen Peygamber'e Sadakat Mitingi, yüzbinlerin katılımıyla gerçekleşti. Peygamber'e Sadakat Mitingi'nde yapılan konuşmalarda Peygamber'e bağlılık sözü verildi. Tüm dünya Müslümanlarından İslam'a ve onun kutsallarına yapılan hakaretler karşısında sessiz kalmamaları istendi. 2014. Orta öğretimde başörtüsü serbest bırakıldı. Bakanlar Kurulu sonrası konuşan hükümet sözcüsü Bülent Arınç, MEB yönetmeliğinde değişiklik kararı alındığını ve orta öğretimde başörtünün serbest bırakıldığını açıkladı. 2014. İşgalci ABD ve Arap Krallıklarından oluşan Birleşik Koalisyon, ilk kez Suriye'deki DAEŞ hedeflerini vurdu. Saldırılarda DAEŞ'in kalesi Rakka ve Irak sınırı yakınlarındaki bölgeler hedef alındı. Bombardıman hedefi sadece DAEŞ'le sınırlı değildi. İşgal koalisyonu, Nusra cephesi ve sivilleri de hedef aldı.